Merhabalar, Victoria 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Şimdi nerede kalmışız en son? Devlet yönetim binaları inşa ediyorduk. Açığı kapatmak için. Biliyorsunuz açığı var ve tahakkuk etmeyen vergilerimiz var. Onlara tahakkuk etmesi için. Bu şekilde ilerliyorduk. Zamanı hızlandıralım ve kaldığımız yerden devam edelim. Allah'a hamdolsun. Şimdi nüfus biraz azalmış. Nüfusumuzu çok kullandık. Ama işimiz var. Nüfusta işimiz var. Bunu yapmak zorundaydık. Bir de şu İtalyan devletleriyle de bir rekabet gerçekleştirebiliriz aslında. Ama rekabet edecek şeyimiz yok. Derece farkı varmış arada. İspanya ile rekabet etsem 235'e yükseldi puanım. Şimdi yapmamız gereken çok iş var. Tazminat reformlarına geçeceğiz. İlk önce hangi reformu gerçekleştireceğiz? Ordunun çağdaşlaşmasını gerçekleştireceğiz. Orduyu çağdaşlaştırır, çağdaşlaştırmaz. Ardından Mısır'a savaş ilan edeceğiz ve Mısır'a saldıracağız. Mısır'la bir kavgamız var. Mısır'la kavgamız devam edecek. Bürokratik reformu büyük bir ihtimalle geçiremeyeceğiz. Ama bir deneyeceğim yine de. Geçirsem bile geç geçiririm muhtemelen. Bir de bu girdiği Avrupa'nın hasta adamı girdilerini tamamlamak eski şey gelmeden önce update gelmeden önce 20 yılda istiyordu tamamlamamızı. Şimdi 30 yıla çıkartılmış süresi. Daha iyi olmuş bence. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ilgi ilan etmemiz gereken bölgeler var mı? Bir tetkik edelim. İlgi ilan etmem gereken şuraya ilgi ilan edebilirim. İsveç'e ilgi ilan edebilirim. Birkaç bölgeye de ilgi ilan edebilirim. Sanayim çalışıyor. Sanayimi daha da büyüteceğim. Ancak sanayimizi daha da büyütebilmemiz için teknolojide hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Teknolojinin hızlı ilerlemesi lazım. Suriye'ye geri al 2. 2 puan buradan gelecek. Ordunun çağdaşlaşması 1 puan, 3 puan. Ayrıkçılığı bastırdan da 1 puan gelirse toplam 4. Toplam 4 tanesini tamamlamış olacağız Allah'a şükür. Çin'le de ilişkilerimi geliştirebilirim. Çin'in büyük bir pazar olduğundan bahsetmiştik geçtiğimiz bölümde. Çin gerçekten büyük bir pazar. Benim işimi görecek. Bu arada pazarımızı bir tetkik edelim. Pazarımızda ne var ne yok. Şöyle temel mallara bakalım. Kıyafet pahalıymış mesela. Mesela kıyafeti ithal edebiliriz. Britanya'dan ve Fransa'dan kıyafet ithal edelim. Mobilya ithal edebiliriz. Çin'den mobilya ithal edelim. Yelkenli ithal etmemiz gerekiyor. Ona ithal edecek yer yok. Mesela kahve. Hala kahve açığımız var. Şöyle bazı bölgelerden kahve ithal edelim. Bu şekilde kafidir. Mesela şeker ihraç edebiliyor muyuz? Mesela şarap ihraç etsem. Bu da çok kazandırmıyor. Çay ihraç etsem çok kazandırır mı? Onu zaten ihraç ediyordum. Bir kontrol edelim bakalım.
Ne kadar kazanıyoruz? Çay Ruslara satıyoruz. Çay satıyoruz Ruslara. Çin'e lüks kıyafet satıyoruz. Bayağı bir kazanıyoruz aslında. Çay ve lüks kıyafet üretiminde çok iyi durumdayız. 1.000 kazanıyoruz. Bak 1.000 euro kazanıyoruz. Çay satıyoruz Ruslara. İngilizlere çay satmıyor muyum? İngilizlere de çay satıyorum. Ama Ruslara sattığımdan çok kazanıyorum. Şimdi gelirlerim neden düştü? Devlet yönetim binaları yaptığım için ama tahakkuk eden vergilere ihtiyacım var, öyle değil mi? Tahakkuk eden vergilere ihtiyacımız var. Perslerin rengini değiştirmişler. Turkuaz yapmışlar. Mesela Perslere saldırsam hemen şeyler gelecek. Ruslar falan benim büyümemi, güçlenmemi istemeyecektir. Hemen müdahale edeceklerdir. Doğrusu da bu zaten. Doğrusu da bu zaten. Öyle kolay kolay her yeri almak güzel olmaz da. Rusya da burada. Şu an ilerliyoruz oyunumuzda. Otorite puanım 321. Gelirlerim de bayağı bir düşmeye başladı. Şu devlet yönetim binalarını yapmamız gerekecek. Devlet yönetim binalarını yaptıkça ne olacak? Tabii ki düzelecek. Hükümeti kontrol edelim. Yerel yöneticilerin güçleri zayıflamış mı? Yerel yönetici. Aydınların gücü bayağı bir artmış. Bak yeni getirilen update ile birlikte çok güzel olmuş. Eskiden 15'ten yukarıya çıkmıyordu aydınların gücü. Şimdi 29'lara kadar yükseliyor. Daha kolaylaştırılmış, güzel olmuş. Daha işlevsel bir hale getirmiş. Şimdi kanun çıkaracağız tabii ki. Bir jingoist birini getirebilsek şu şeylerin başına, yerel yöneticilerin başına veya daha farklı. Mesela şu kanunu çıkartabiliyor muyum? Bir kontrol edeyim. 33-35 diyor şu an. Çıkartabiliriz aslında, bir deneyelim ya. Yerel yöneticilerin gücü daha da şey olmayacak gibi gözüküyor. Daha azalmayacak gibi gözüküyor fazla. Bir deneyelim şu kanunu çıkarmayı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kanunu çıkartabilirsek aydınların gücü pekişecek. Aydınlar en büyük aydın Allah'tır zaten. Subhanallah ve bihamdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sübhanel Kuddûs, gerçek öğretmen olan, en büyük aydın olan Allah'ı tesbih ederim. Aydınların gücünü arttırırsak iyi olacaktır yani. O Napolyon stratejilerini geliştirdik. Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte. Güzel, 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 güzel. Şöyle bir orduyu güçlendireceğiz. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Ordunun çağdaşlaşması. Ne istiyordu bizden başka? Bir de şey gerekiyor. Kurmay sınıfını güçlendirmek için ordu yedekleri mi istiyordu? Ordu yedekleri istiyoruz zannedersem. Bir bakayım, bir tetkik edeyim. Kışla bölümüne geliyoruz. Kışla bölümünden genel talimi açmam lazım. Genel talimi açabilmem için kurmay sınıfını orduma öğretmem gerekiyor. Ordu yedeklerini araştırın. Oradan da kurmay sınıfını araştırın. Dostlar, bu şekilde devam ediyoruz oyunumuza.
28 yılımız var. Daha uzun bir vakit başarabiliriz, muvaffak olabiliriz. Bu görevleri tamamlayabiliriz. Önce de 20 yıldı. 20 yıl çok azdı ya. 20 yıl çok azdı. Olmuyordu yani, olmuyordu. Yani bürokratik reformu geçiremiyordum bir türlü. Olmuyordu. Ama şimdi olacak. Bu update'le birlikte bu sefer olacak. Bu update'le birlikte bürokratik reform bu sefer geçiyor. Gerçi bürokratik reform geçmese bile yine tamamlarım ben görevi. Mısır'ın tamamını alırım, o şekilde tamamlarım görevi ama bürokratik reform bu sefer geçecek bence yine de. Süre fazlalaştırılmış, aydınların gücü daha hızlı artıyor. Güzel olmuş. Şimdi ne diyorlar burada? Yerel yöneticiler güçleri azalıyormuş. Daha doğrusu çoğalıyormuş. Bazı tavizleri vermemiz lazım tabii ki. Bazı tavizler verilmesi lazım. Vergilerimi biraz da arttıracağım. Vergileri biraz daha arttıralım. Ritemiz bu şekilde. Otoriteyi daha da arttırmak lazım aslında. Şundan kaldır şeyi, otoriteyi biraz da arttırayım ben. Kanunun daha hızlı geçmesini istediğim için. Biraz borca gireceğiz herhalde ama onu sonradan telafi ederiz. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti. Bürokrasi açığı var şu an, bürokrasi açığı. Bunu değiştirebiliyor muyum? Yok. Merkezi arşivi icat etmemiz lazım. Bürokrasimizi daha da güçlendirmek için. Ama merkezi arşivi öğrenmek, araştırmak ne kadar mal oluyor bize? Merkezi arşiv, merkezi arşiv. İşte burada 9 yıl çok uzun bir süre. Şu an bununla uğraşamayız. Aslında bazı pazar alışverişlerimizi iptal etsek iyi olacak. Mesela tahılı iptal etsek. Top almaya, top satmaya gerek yok aslında şu an. Bakkali ürünlerini iptal etsek. İçkiden bunu da iptal etsek. Bunu da iptal etsek. Bunlar az kazandırıyor zaten. Kıyafet ithal ediyormuşuz. Tamamdır. Alet. Bunlar önemli. Önemli olanlar dursun. Bunlar duracak artık. Yapacak bir şey yok. Onlar mecbur duracak. Değerlendirme aşamasına geçti kanun. Bu kanunu geçirebilirsek aydınlar pekişecek. Hadi bakalım. Buğday tarlaları. Buraları zaten ayarlamıştık. Sülfür madeni de yeni şey yaptık, inşa ettik. Bu şekilde gidecek. Şunu araştırılıyor. Şunu araştırıyoruz. Ordu yedeklerini araştırıyoruz. Sonra kurmay sınıfını geliştireceğiz. Bu şekilde gidecek ve tabii ki Mısır'a savaş ilan edeceğim. Neyi bekliyorum derseniz ordumun çağdaşlaşmasını bekliyorum. Ondan sonra Mısır'a savaş ilan edeceğim inşallah. Güzel bir şekilde Mısır topraklarını kurtaracağız.
Evet, haberler geldi, bakalım neymiş. Buna böyle diyelim. Masraftan kaçınmayacağız diyeceğiz. Biraz masraf olacak artık, yapacak bir şey yok. Bu kanunu biraz masraf olacak bu kanunu çıkartabilmek için. Bunu mecburuz yapmaya. Biraz borca gideceğiz belki ama kanunu çıkarmak için bunu yapmamız gerekmekte. Devlet yönetim binaları inşa edilmeye devam ediyormuş. Hadi bakalım. Tahakkuk etmeyen vergilerimiz bayağı çok ama hepsini birden halledebilmemiz mümkün gözükmüyor. Buradan bakabiliriz hangisinin kazandırdığını, hangisi daha çok kazandırıyor diye. Ona göre fabrikalar yapabiliriz. Ama hiç elemanımız yok. Çalışacak eleman yok hiç. Bu vahim bir durum. Bu gerçekten vahim bir durum. Sanayide çalışacak elemanımız yok. Vahim. Gerçekten vahim bir tablo. Eğitimli adam yok. Meslek sahibi olabilecek eğitimli adam yok. O zaman bizim okullar yapmamız lazım. Okulları da yapmamız lazım. Bir eğitim sistemi kurmamız, bir kurum kurmamız lazım. Eğitim kurumu kurmamız lazım. Devleti yavaş yavaş güçlendireceğiz. Bu şekilde gidecek. Bu bölümü burada bitiriyorum. Üçüncü bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Hoşçakalın, güle güle.